Sevgili çiçek severler, hoş geldiniz. Bugünkü çiçeğimiz tüylü telgraf çiçeği. Pembe mor arası çiçeği olan bir telgraf çiçeği türüdür. Telgraf çiçeği gillerdendir. Hatta bu telgraf çiçeği ailesine bakarsanız birçok çeşidi bulunmakta. Her birine de hayran kalacağınıza eminim. Bu çiçeğin ana vatanı Meksika'nın kuzeydoğusudur. Hatta o bölgenin kurak iklimli dağlarının endemik bitkisidir. Yaprakları ve dalları, çiçek tomurcukları, örümcek ağlarına benzeyen incecik grimsi beyaz tüylerle kaplıdır. Dallar 30-40 cm kadar uzayabilir. İyice olgunlaşıp ağırlaştıklarında dik duramaz, yere yatarlar. İsterseniz bir çubuk desteğiyle onları bağlayabilirsiniz. İsterseniz de yere sarkan formuyla kullanabilirsiniz. Dallar toprağa denen yerlerinden toprağa kök salar. O nedenle çoğaltılması çok kolaydır. Kırılan herhangi bir dalı toprağa gömdüğünüzde hemen köklenmeye başlar. Bu çiçek susuzluğa dayanımı ile oldukça uyumlu bir bitkidir. Ayrıca şiddetli güneşe ve tam sıcağa da uyumludur. Susuzluğa dayanıklı olmasına rağmen ve çokça sulamayın denmesine rağmen ben gün aşırı, bazen de her gün yarım su bardağı su vermekteyim. Hiç de zararını görmedim. Çok da güzel gelişti. Ancak kışın anlaşıldığı üzere çok suyu sevmediği için bu kadar fazla sulamamamız gerektiğini düşünüyorum. Tekrardan gelelim yapraklarının güzelliğine. Yapraklar gümüşü andıran bir yeşil renktedir. Işık ve ısı şartlarına göre yeşili bir hayli azalıp grimsi ve mavimsi olabilir. Yapraklarındaki tüylülüğün yoğunluğu bazen yeşilimsiliği tamamen ortadan kaldırabilir. Tüylü ve etli yapraklarıyla güzel bir bitki olan telgraf çiçeği yaz aylarında eflatun pembe çiçekleri açarak daha da güzel bir hale gelir gördüğünüz gibi. Çiçeksiz kalan dalları keserek temiz tutmaya özen gösterirsek böylece dipten gelen yeni gelişmekte olan dallar daha rahatça gelişebilir. Ama hemen acele etmeyelim bu konuda. Çünkü açmayan bir dal bir 10 gün sonra çiçek açmaya başlayabiliyor. Bu çiçek güneşi ya da yarı gölgeli güneşi çok sever. Özellikle kuvvetli aydınlık görmeli. Yarı gölgede çirkinleşir ve orijinal görüntüsünü de kaybedebilir. Kış soğuklarına en fazla -12 dereceye kadar dayanabilir. Daha fazla soğukta dalları kurur. En dip kısmı ve toprak altı kısmı dayanır. Kışın soğuğa göre yapraklarını ve dallarını kaybedebilir. Bu sırada dipten rozet gibi filizlenmeler yapar. İlkbaharda havalar ısındıkça yeni dallar yükselmeye başlar. Kısacası kışın hafif orta arası don olan yerlerde hayatta kalabilir ama her ihtimale karşı üstleri kuru yapraklarla iyice örtülmelidir. Toprak seçimine gelince telgraf çiçeğinin toprağı çabuk kuruyan ve havadar özellikte olmalıdır. Tüylü telgraf çiçeğine hafif asitli ve nötr topraklar uygundur. Hazır poşet topraklar bazen fazla asitli gelebilir. Bu da telgraf için zarar demektir. Ama toprağına sert kireç taşı kırpıntıları veya mıcır karıştırırsanız sorun çıkmaz. Sulamasına gelince bu çiçek gereğinden fazla sulandığında çirkinleşir. Ama dediğim gibi ben gün aşırı ve her gün suluyorum. Bu aralar Ağustos ayı olduğundan havalar çok sıcak, toprak çok hızlı kuruyor. Diğer zamanlarda ise toprak kurudukça sulamak gerekir. Hele ki kışın o çok şiddetli soğuklarda hiç sulamazsanız daha iyi olur. Kışın sıcak odalarda tutuyorsanız eğer bu durumda toprak kupkuru oldukça az miktarda sulayabilirsiniz. Benim bu çiçek hakkında söylemek istediklerim bu kadar. Sormak istediğiniz sorular var ise eğer yorumlara yazarsanız memnun olurum. Videomu beğendiyseniz beğen tuşuna tıklamanızı, hala abone olmadıysanız abone olmanızı ve bildirimleri açmanızı rica ederim. Beni izlediğiniz için çok teşekkür ederim. Sağlıkla kalın, hayırlı günler diliyorum.